Alize'den merhabalar. Sizlere güzel bir gün diliyoruz. Evet, bugün sizlerle görmüş olduğunuz hırka çalışmasını paylaşacağız. Tığ işi bir hırka. Alize'nin özel olarak üretmiş olduğu Alize Süper Lana tığ ipliği ile ördük. Evet, iplik yünlü bir iplik ve ince bir iplik. Tığ işine çok uygun. Şimdi bu iplikten 5 yumak kullanarak gördüğünüz hırkayı örebileceksiniz. Bu 40-42 bedene olan bir hırka. Şimdi özellikle hırkamızın örneğini görebilmeniz için yakın bir çekim rica etsem arkadaşlar. Böyle yakından bir gösterebilir miyiz hırkayı? Beğeneceğinizi umut ettik. Bugün bu hırkayı sizlerle çalışmak istedik. Evet, şöyle yakın çekimden de gördüğünüz gibi burada belki bildiğiniz bir örnek, fakat örnekte farklılıklar yapıldı. Arada kafesler kullanıldı ve böyle dolgulu bölüm daha ortaya çıktı ve biz örneğin adına böğürtlen örneği dedik. Çünkü böyle örneği de geri kıvırdık biz örerken, bir fark kattık, iki yerde değişiklik yaptık. Evet, böğürtlen örneğiyle öreceğimiz tığ işi bir hırka. 5 yumaktan çıkıyor dedik. Alize Süper Lana tığ ipliği dedik. Yakın alabildik mi arkadaşlar? Geçeyim mi? Aldık. Peki. O zaman ölçüleri vermek istiyorum. Şimdi bu hırka bütün örüldü arkadaşlar. Bütün örülen bir hırka. Yani zincir komple bütün çekildi. Fakat siz de öyle örmek zorunda mısınız? Hayır. Sizler ayrı ayrı örebilirsiniz. Önünü ayrı, arkasını ayrı, diğer önü ayrı örebilirsiniz. Biz burada 86 santim zincir çektik. Komple bir zincir çekerek 86 santim zincirle biz hırkamızı başladık. Şimdi zaten örneği size göstereceğim detaylı olarak. Sonra 38 santim dikeyde ördükten sonra 38 santim kol evine kadar ördük. Burada bölümlere ayırdık örgüyü. 20 santim, arka için 36 santim, yine bu ön için 20 santimlik yerler ayırdık. Kol altında da 5'er santimlik bölümü sık iğne geçerek orayı açtık. Sonra da kollar takıldı tabii bu bölüme. Bütün örüldüğü için. Şimdi bütün belki size daha karışık gelebilir. O yüzden diyorum, sizler en güzeli size olan bir hırkayı alıp masanızın üzerine yaymanız, zinciri çekip kendinize olan hırkanın önü kadar başlamanız. Ön parçayı örmeniz, sonra arka parçayı örmeniz, bu daha da kolay. Biz böyle ördürmüşüz, o yüzden böyle anlatmak durumundayım. Şimdi kolevi 22 santim kadar. Böyle tam 10 santim yükseklikte, kolevinden 10 santim yüksekliğe gelince böyle yakada biz 10 santim bir içeri giriş yapıyoruz. 10 santim kafesi bırakıyoruz, örmüyoruz. Ondan sonra da böyle yarım yarım yine kafesler kesiyoruz. Onları da göstereceğim şimdi size. Sonra omuz 10 santim kalana kadar dik çıkıyoruz. Omuz 10 santim kalmalı. Şimdi burada başka söylemediğim bir şey yok sanıyorum. Tabii sabırsızlıkla başlamamı bekliyorsunuz biliyorum ama bunları da sizin için söylüyorum. Evet, kolu 26 santim başlıyoruz zincir. 6 santimde bir, 6 sırada bir, bir kafes arttırıyoruz iki yanda. Tabii kolun hafif açılımlı olması lazım, arttırıyoruz. 42 santim kol boyu olduğunda yine her sırada bir kafes, bir kafes girerek içeriye azaltarak 4 santim şurası kalana kadar örüyoruz. Bunların hepsi tabii sizin kendinize göre değişecek olan ölçüler. Siz kendinize göre ölçmelisiniz. 42 santim değildir kolunuzun uzunluğu. 38'dir, 38 santim yaparsınız. Kesinlikle buraya bağlı kalmamalısınız diye düşünüyorum. Ve şimdi örneğe geçelim. Daha iyi anlayacaksınız. Siz örneği öğrenmeniz önemli olan aslında. Örneği öğrendikten sonra siz kendinize olan bir giysiyi ölçü olarak almalısınız. Sonra da örneği oraya uygulamalısınız. Şimdi Alize Süper Lana tığ ipliğimiz ince bir iplik dedik. Yünlü bir iplik dedik. Şimdi bu ipi belki 2 numara tığ ile örebilecek olanlar vardır. 2 numara ile örebilir. 2,5 ile örebilir.
Ben 3 ile öreceğim. Şimdi 3 belki bu ipe kalın gelir diyebilirsiniz. Ama kesinlikle gevşek örmeliyiz. Bu çok önemli. Hatta ben 3 ile öreceğim ama hem de gevşek öreceğim. Hem 3 ile öreceğim hem gevşek öreceğim. Bu çok önemli. Silikon saplı üzerinde 5 yazar. İsterseniz 2 ile örebilirsiniz. Üzerinde 2 milim yazar, 2 yazar. Fakat o zaman zincir sayılarını arttırmalısınız. Çünkü örneği döndüremezsiniz. Hepsini denedim. O yüzden sizlere bunları söylüyorum. Yani her kullandığım kelime emin olun ki sizler için. Daha rahat yapabilmeniz için. Şimdi başlayalım. Öncelikle kendi bedeninize göre zincirimizi çekiyoruz. Bu hırka için 86 dedik ama siz kendi bedeninize göre ölçmelisiniz. Zincirimizi bakın gevşek gevşek çekiyorum. Çok gevşek. 3 numara ve gevşek. Şimdi zincir çektik. Tamam. Zinciri de yavaş. Peki yavaş yavaş zinciri çektim. Artık zinciri biliyorsunuz diye hızlı çektim ama. Şimdi 1. Şöyle tutuyorum. 1. 2, 3, 4, 5 ve 6. İyi mi burası? 6 zincir çektim. Tığımın başına doladım. Ve şöyle tuttuğum yere battım. Tuttuğum yere battım. Tığımın başına dolayıp 2 kere de çıkarıyorum. İkili trabzan yapıyorum. 2 altta, 2 yanda 4, 2 yukarıda 6 zincir. 2 de battığım yerden yukarı çıktım. 8 zincir. Yani ikili trabzan yaptık ilk kafesimize. Arada da 2 zincir çekiyoruz yine. 1 ve 2. Tığımızın başına doluyoruz. Zeminde 2 zincir atlayıp 2 zincir sonra diğer zincire batıyoruz. Yine çift alıyorum bakın. Çift aldım ve yine çift aldım. İkili trabzan yapıyoruz. İlk sıramız arkadaşlar ikili trabzan. Yine 2 zincir çektim. Yine batıyoruz. İki kere de çıkarıyoruz. Zannediyorum anlaşıldı. Zaten biliyorsunuz bunu. İkili trabzan ile biz çektiğimiz zinciri bir sıra örüyoruz. Şimdi ördük. Hemen diğer aşamama geçiyorum. Evet. Şimdi örneğe başlıyoruz. İlk sıramız ikili trabzan ile kafes örgü. Şöyle. Az bir mesafede başlamak istiyorum. Çünkü dolgulu bir çalışma, ilerleyemeyiz. Önemli olan örneği anlamanız. Ördüm. Şimdi dönüyorum. 1, 2, 3 ve 4. Şimdi tekrar bir yakın gösterebilir miyiz? Belki geç açanlar olmuş olabilir. Bir yakın göstersek yaptığımız örnek daha iyi anlaşılır. Böğürtlen örneği yaptığımız çalışma. Aralarda kafes uyguluyoruz. Böğürtlen örneği zaten dolgulu olduğu için kafesler daha örneği ortaya attı. Belki sizler bunu araları dolgulu bilirsiniz. Ama dolgu çalışmadık biz, kafes çalıştık üzeri dolgulu olduğu için. Şimdi kafesimizi yaptık bir sıra. Yanda 4 zincirimizi çektik. Tığımızın başına doladık. Bir tane hemen kafes yapıyoruz. İlk kafesi. Yine ikili zincirle çektik. Şöyle açı olarak tam dönmek istiyorum. Rahat görünsün çünkü çok güzel bir örnek. Evet, ikili trabzanla çektim arkadaşlar. Tığının başına doluyorum. Aynı yere batıyorum. Aynı yere, çok önemli. Tekrar çekiyorum bakın. Aynı yere batıyorum. Şimdi buraya üçlü trabzan çalışıyorum. 1, 2, 3. Kaç tane çalışacağız? 6 tane üçlü trabzan yapacağız. En baştaki ikili trabzan ama o kafesimizin trabzanı. Şimdi 6 tane üçlü trabzan. Bir tane çalıştık. İkinciyi çalışıyoruz. 2, 3. Çok gevşek yapmalıyız. Bu çok önemli. Çok gevşek gevşek çekiyorum. Hem 3 numara tığı hem çok gevşek. Çünkü biraz sonra göstereceğim neden gevşek çektiğimi. Örnek böyle olmaz. Çok zorlanırsınız. Evet. Üçlü trabzan ile böyle örüyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Şimdi 7 tane. Başta bir tane ikili trabzandı.
1, 2, 3, 4, 5, 6 pardon. 6 tane yapıyoruz. 6 tane yaptık. Bir de başında var 7. Şimdi 8.yi yine ikili trabzan yapıyoruz. İki seferde çıkarıyorum. Çıkardım. Böyle yelpaze gibi bir görünüm oluyor. İki tarafta ikili trabzanlar, ortada 6 tane üçlü trabzan. Tekrar tekrar söylüyorum çünkü anlaşılmıyor çabuk geçtiğimizde. Örgüyü döndürüyorum arkadaşlar. Şimdi bitti çalışmam. Örgüyü elimde döndürüyorum bu şekilde. Döndürdüm. Arkasını döndürdüm örgünün. Şöyle örneği aşağıya doğru tutuyorum. Tığı örneğin ilk trabzanının başına batıyorum. Yani ikili trabzanın başına batırıyorum. Arkasını çevirdim. Bakın tığı alıyorum. İlk trabzanın başına batırıyorum. Yine böyle zincir çekip tığ ile ipliği çekip ikisini birlikte alıyorum. Gevşek olarak çok önemli. Yoksa yapamazsınız, aynısı olmaz. Şimdi normalde bu örnek böyle bırakılıyor. Böyle bırakılıyor. Yani bilinenler, videolardakiler. Biz ama örneği şöyle yaptık. Tutup geri kıvırıyoruz. Bunu geri kıvırıyoruz. Tekrar düzelmiyor mu derseniz düzelmiyor. Böyle kalıyor bu. Geri kıvırdık ve o yüzden böğürtlene benzettik. Bütün etki de burada oldu zaten. Yine arada bir, iki zincir çekiyoruz. Tığının başına doluyoruz. Hemen yanındaki trabzanın başına batıyoruz. Yine ikili trabzan yapıyoruz buraya. Örneği yaptık. Arada iki zincir çektik. İkili trabzan yaptık. Yine iki zincir çekiyoruz. İki zincir çektik. Tığının başına doladık. Şimdi yandaki kafese geldik. Evet. Yine burada ikili trabzan yapıyoruz. Şöyle göstermek istiyorum tam olarak. İkili trabzan yaptık. Arada şimdi iki tane kafesimiz var. Buraya hemen bir örnek daha çalışıyoruz. Ne demiştik? Baştaki ikili trabzandı. Şimdi altı tane üçlü trabzan yapıyoruz. Bir, 2, 6 tane üçlü trabzan. 3, bir kez daha yakın gösterebilirsiniz, gösterebiliriz arkadaşlar hırkayı. Ben buraya 6 tane üçlü trabzan yaparken, çünkü biraz önce yaptım zaten. Evet, sizler videoyu tekrar tekrar izleyebilirsiniz. Alize YouTube kanalımızda video var, olacak. 6, evet. Yakın çekimde de gördüğünüz gibi 6 tane yaptık. Şimdi yine son trabzanı ikili çalıştık. Tamam. Geçebilir miyim örmeye? Tamam. Evet. 8 tane trabzanımız oluyor burada. En başta ikili trabzan, sonda ikili trabzan, arada 6 tane üçlü trabzan. Dönüyorum. Örgümü yine döndürdüm. Örneği şöyle tutuyorum. En baştaki trabzana tığımla batıyorum fakat ipin iple başını almıyorum. Almadan batırıyorum tığımı. Şimdi ipliği alıp şöyle gevşek çekiyorum. Bu önemli. Yoksa kıvıramazsınız. İkisini birlikte alıyorum. Şimdi döndürüyorum. Bilinenler şu şekilde bırakılıyor fakat biz bu şekilde bırakmadık. Bu örneği böyle kendi etrafında geri çeviriyoruz ve ilerliyoruz. Arada yine iki trabzan. Zannediyorum anlaşıldı. Geri çevirdik örneği. Yine iki zincir yapıyoruz. Yine arada ikili trabzan. Yine iki zincir. Arada yine ikili trabzan. İki kafes yapmış olduk her örnek arasına. Şimdi buraya yine bir örnek çalışıyoruz. Şimdi diğer aşamaya geçmek istiyorum. Bu şekilde ikinci sıramızı tamamlıyoruz arkadaşlar. Sonra geldik. Şimdi sıramız tamamlandı. İki sıra örmüş olduk. İlk sıramız kafes. İkinci sıramız örnek. Böğürtlenler diyelim. Döndük. Şimdi örnek örgünün önünde gerçekleşiyor. Arkayı çevirdiğimizde bir sıra trabzan örgü örüyoruz. Kafes örgü örüyoruz, pardon. 4 tane zincir çekip, 4. Yine aynı trabzan ile, ikili trabzan ile böyle kafesler yapıyoruz. 2 zincir,
Evet, ikili trabzan ile kafesler yapıyoruz. Şöyle devam ediyorum. İkili trabzan ile arada iki zincir kafes örgü. Şimdi bu üçüncü sırayı bu şekilde devam ediyoruz. Her örneğin arasında bir sıra kafes olmalı arkadaşlar. Devam ediyorum, diğer aşamaya geçiyorum. Şimdi ne yaptık? Tekrar alalım. Bir sıra en altta kafes örgü yaptık. İkili trabzan ile arada iki zincir. Sonra örneğimizi kurduk. Yine ikili trabzan ile iki zincirle üçüncü sırada yine kafes oluşturduk. Şimdi geldik yine örneği kurmaya. Yalnız örnekte üçüncü sırada kaydırmalar yapacağız. Yani bir sıra örnekte kaydırmalar yapacağız, bir sıra kenara çekeceğiz. Üst üste gelmemesi için örnek. Şimdi devam ediyorum dördüncü sıraya. 1, 2, 3, 4. Tığımızı batırıyoruz. İkili trabzan yapıyoruz. Yine iki zincir çekiyoruz. Şimdi normalde örneğimiz burada arkadaşlar. Ama biz bunun üzerine çalışmıyoruz şimdi. Ne yapıyoruz? İki örneğin arasına yapacağız örneğimizi. Kaydıracağız. Örneklerin ortasına gelecek. Tığımızın başına doluyoruz. Ortaya batıyoruz. Yani kafesin üzerine trabzanın üzerine batıyoruz. Şimdi başta altta bir tane kafes yapmışken şimdi iki tane kafesle içeri kayıyoruz. Buraya bir örnek yapıyoruz. İkili trabzanı yaptık. Şimdi altı tane yine üçlü trabzan yapıyorum. Çok gevşek ve uzatarak. Bu çok çok önemli. Örneği yoksa yapamazsınız. Çok zorlanırsınız. İplik ince. Eğer ince de tığ kullanırsanız 3 numaranın altında bu tığıyla da 3 tane sıkı sıkı çekerseniz bu aynı görünümü asla veremezsiniz. Çok önemli. O yüzden tekrar tekrar söylüyorum. Belki bu konuştuklarım sizlere fazla geliyor olabilir ama gerçekten sizlerin zorlanmadan yapabilmesi için bunlar. Angora Gold batik ile örülür mü? Tabii ki Angora yapısıyla da örülebilir bu örnek. Angora Gold ile de yapabilirsiniz. Batik ile de yapabilirsiniz. Burada örneği öğrenelim. Ondan sonra hangi kalite isterseniz onunla çalışabilirsiniz. Yine ne yaptık? Başta ikiliydi. 2, 4, 6 tane üçlü trabzan yaptık. Son olarak da yine ikili trabzanla bitirdim. Dönüyorum. Döndüm. Tığ ile en baştaki yine ikili trabzanın üzerine batıyorum. İpliğimi alıp ikisini birlikte çekiyorum. Döndürüyorum. Döndüğümde şu hareketi yapmalıyız. Tutup böyle geri çeviriyoruz. İşte gevşek örmeliyiz dememdeki husus bu. Eğer gevşek örmezseniz bunu geri çevirmekte çok zorlanırsınız. Bunlar açılmıyor bir daha. Yani düzleniyor mu diye hiç endişeniz olmasın. Bunlar böyle kalıyor. Hafif de buharlı ütü vurabilirsiniz. Ütüyü üzerine değdirmeden ama buharla. Şimdi zannediyorum kayma anlaşıldı. Döndüğümüzde tekrar kafesle dönüyoruz. Yine örneğe başlarken bu sefer buradan başlamalıyız. Çok önemli. Şuradan başlamalıyız. Aynı ilk bu sıra gibi bunun üzerine gelecek bu sefer. Hep böyle bir içeri bir dışarı örnek kaymalı. Şimdi bu da bittikten sonra gelelim kol evinde yakada mesela nasıl yaka bırakacağız? 10 santim dedim. Yakada içeri giriyoruz. Şimdi nasıl içeri giriyoruz? Oraya geçelim. Ördük diyelim hırkamızı. Örüyoruz. Geldik. İşte burada böyle örneklerimiz var diyelim. Biz burada, bu tabii 10 santim değil. Bu az bir şey. Sizler böyle 10 santim içeriye ölçerek örgüyü içeriye girmelisiniz. Örmemelisiniz. Şimdi artık bunu örmeyi bırakıp dönmelisiniz. Döndük. Burada yarım kafesle hafif içeri oyuntu vermeliyiz. Yarım kafes nasıl oluyor onu göstereyim. 1, 2 zincir çekiyoruz. Normalde 4 zincir çekerek dönerken 2 zincir çekiyoruz. Tığımızın başına dolayıp böyle örneğimizin arasına batıyoruz. Şu yaptığımız örneklerin kafesi yaparken arasına batarak kafes yapıyoruz. 2 zincir çektim. İkili trabzanla böyle kapattım. Şimdi yarım kafes yapmış olduk. Bu yarım kafesi nerelerde kullanıyoruz? Hırkamızın kol evinde oyarken
kullanabilirsiniz. Hani 5 santim bıraktıktan sonra böyle orada 1-2 tane yapabilirsiniz. Yakanın bu bölümünde 10 santim kalana kadar 1-2 tane böyle yarım kafes yapabilirsiniz. Bir kafes. Bu şimdi tabii yarım kafes ama bir kafes eksilmiş oluyor sonuçta. Eksildi. Şimdi şu kolda birer kafes eksiltiyoruz demiştik. Tam bu işlem işte. Birer kafes eksiltiyoruz. Döndüğünüzde artık bu yarım kafesin üzerine çalışmadığınızda bir kafes eksilmiş olacak. Kaç yumak ve kaç numara tığ kullanıldı? Burada 5 yumak kullanıldı arkadaşlar. 5 yumak ile biz bunu ördük. Alize'nin özel olarak ürettiği Alize Süperlan'a tığ ipliği ile ördük. Bu tığa çok uygun, tığ işine çok uygun bir iplik. Onunla ördük. Tığ numaramızda 2 kullanabilirsiniz. 2,5 kullanabilirsiniz. 3 numara kullanabilirsiniz. Elinize göre. 2 ve 2,5 kullandığınızda benim çektiğim zincir sayılarından daha fazla çekmelisiniz. Mesela 3 çekmelisiniz. Bu böğürtlenlerde 4 çekmelisiniz belki. Ben çünkü hem 3 kullanıyorum hem gevşek örüyorum. Şimdi evet, eksiltmeyi gösterdik kafeste. Arttırmayı nasıl, arttırma da gösterelim. Nasıl arttıracağız? Arttırma yaparken kol örüyoruz diyelim. Şimdi kolda da ne dedim? 6 sırada bir, yani bir sıra kafes, ikinci sıra örnek, bu şekilde sayıyoruz. 6 sırada bir, bir kafes yanlarda arttırıyoruz kolu. Tabii bu sizin kolunuz zayıftır. 8 sırada bir arttırırsınız. Bunu hep arttırırken ölçerek yapmalısınız. Ölçerek yaparsanız tamam benim koluma artık bu arttırma yetti dersiniz. Sonra düz çıkarsınız. Hep arttırarak gideceğiz diye bir şey yok. Bu çok önemli. Şimdi arttırma nasıl olacak onu göstereyim. Şöyle arttırma kafesi 1, 2, 3, 4 zincir çektim. Tığının başına doladım. Aynı yere batıyorum. Bir sonraki kafesin direğine değil. Aynı yere batarak 1 ve 2. İki kere de çıkarıyorum. Şimdi burada bir tane kafes arttırmış oldum. Örerken de sonra yine bunun üzerine batıyoruz. Zannediyorum anlaşıldı. Tekrar arkadaşlar yakın çekimle gösterirsek biraz da örneğin üzerinden konuşarak bitirelim. Evet, biz bu çalışmayı Alize Süperlan'a tığ ipliğiyle yaptık. 5 yumak kullandık. Örnek arasında kafes uygulamaları yaptık ki örnek zaten dolgulu, daha böyle ortaya çıksın diye. Zaten etki de orada oldu. Evet, hırkamız bu şekilde örüldü. Geri dönüşleri gösterdiğim, örneği geri çevirdik. Bunlar da çok etki kattı, değişik oldu. Ölçüleri söyledim. Her zaman en iyi ölçü sizlerin kendinize olan bir giysi. Hırka, yelek, her neyse diyorum tekrar. Zinciri ona göre çekmelisiniz. Evet, başka söylemediğim bir şey var mı arkadaşlar? Hangi iplikleri tavsiye edersiniz? Tabii ki Alize, şöyle ben bunları önüme almak istiyorum. Evet, Alize'nin sizler için özel olarak ürettiği Alize Süperlan'a tığ ipliği, tığ işine çok uygun. Şimdi tığ işlerimizi biz bu iplikle rahatlıkla yapabiliriz. Bu hırkayı da bu iplikle ördük. İyi bir uzunluğu da var. İnce ve yünlü bir iplik. Nereden baksanız 570 metre bir iplik. Şimdi angora ile olmaz mı? Tabii ki angora ile de örebilirsiniz. Angora da Alize Angora Gold ipliği de. Yine ince, çok kalın değil. O ipliğe de çok güzel olur bu çalışma. Onunla da örebilirsiniz. Tabii bunlar daha büyür biraz. Belki biraz daha fazla ip gidebilir. Çünkü bu ipliğe göre Angora Gold daha kalın bir iplik. Evet, böyle zannediyorum. Anlaşıldı. Anlaşılmayan bir şey kalmadığını zannediyorum. Her şeyi söylemeye çalıştım ama evet. Sizlere keyifli günler diliyoruz. Keyifli örgüler diliyoruz. Tekrar görüşmek üzere. Hoşça kalınız.